Sıcak çikolataya ilaç karıştırdılar. Nakliyecilik yapan adamı adeta zombiye çevirip neyi var neyi yoksa aldılar. İlacın etkisiyle bilincini kaybeden, hafızasından 10 gün silinen o şoför yaşadığı dehşeti Show Haber'e anlattı. Dolandırdım. Bu aracı çaldılar. Film koptu, ışıklar kesilmiş gibi oldu. Sıcak çikolatasına ilaç koydular. Hem aracını çaldılar hem de banka hesaplarını boşalttılar. Muhammed Ali Temiz şeytani bir planın kurbanı oldu. 35 bin civarında nakit gidişi var. Aracım gitmişti. Dolandırıcılar sıcak çikolataya öyle bir ilaç karıştırdı ki hafızasından 10 gün silindi. Bu ilaçların geçici olarak hafıza kaybı yaşadığını fakat kendi bilincinizin o gün için yerinde olduğunu, zombi diyelim hani o şekilde bir ilaçmış bu. 10 gün hiçbir şey hatırlamadım. 10 gün hayatımda yok bir bardak sıcak çikolatayla olan bir şey. Muhammed Ali Temiz bu hafif ticari aracıyla ufak nakliye işleri yapmayı planlıyordu. İnternete ilan verdi. Bir süre sonra ilanı gören birisi onu aradı. Elektronik işi yaptığını ve birlikte çalışabileceklerini söyledi. Bugün buluşabilir miyiz dedi. Tabii dedik, bugün buluşabiliriz. İş konusunda anlaştılar. Aynı gün bir bilgisayarı tamirden almak için Esenyurt'ta bir dükkana gittiler. Daha sonra kız arkadaşını alacağını söyledi. Eniştemin yolda inmesini istedi. Adrese gittiklerinde dükkan kapalıydı. Bu da şeytani planın bir parçasıydı. Bir kafeye gidelim dedi. Şahıs oradaymış. Oradan malzemesini alacağını söyledi. Ben araçtan aşağıya inmedim. Arabayı park et, bekle abi beni dedi. Geliyorum dedi, malzemeyi alıp dedi. Muhammed Ali Temiz kafenin önünde beklerken o kişi elinde iki bardak sıcak çikolata ile geldi. Muhammed Ali Temiz'e verdi ve sen beklerken bunu iç dedi. Sıcak çikolatayı içtikten sonra bu dedi, tekrar içeri gireyim dedi. İçtikten 10 dakika sonra bilincini kaybetti. Sıcak çikolatayı içtikten sonrasını hatırlamıyor. Ailesi de ondan haber alamadı. Kayıp başvurusunda bulundu. Hafızasını kaybettiği o günlerde dolandırıcılar ne isterse yaptı. Kartlardan parayı çekme olaylarını ben kendim de yapmış olabilirim. Çünkü hatırlayamıyorum. Şifreyi vermiş de olabilirim. İki gün sonra bir karakolun kapısı önünde bulundu. Polisler ailesine haber verdi. Karakolda da bilinci yerinde değildi. Sadece bakıyor. Ne oldu diyorum, bilmiyorum diyor. Neredesin sen diyorum, bilmiyorum diyor. Banka kartları ve aracı hala dolandırıcıların elindeydi. Araç 3 gün sonra terk edilmiş şekilde bulundu. Ancak kendine geldiğinde kucağında büyük bir borç vardı. Beni sadece ben olarak bırakmışlar.